bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz dünya tatlısı pijama takımını nasıl yaptığımı paylaşacağım. Aslında daha önceden yine böyle erkek yakalı bir pijama dikmiştim. Hatta onun rengi de pembeydi galiba. Çok benzer bir model. Ama o çok fazla içime sinmemişti. Çünkü erkek yaka yapmayı gerçekten pek fazla bilmiyordum. Pratik erkek yaka cesaretini tekrardan aldıktan sonra yaptım ve bence sonuç inanılmaz güzel oldu. Yani ben şöyle baktığımda hazırdan çok farkı olduğunu düşünmüyorum. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi ben bunu uzun kollu ve uzun paçalı yaptım. Yani aslında tam böyle baharlık bir pijama takımı oldu. Çünkü şu an benim ona ihtiyacım var. Geceleri böyle serin olduğu için üşüyorum. Ama bunu çok farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Mesela işte uzun paçalı kısa kollu olabilir veya yine şortlu kısa kollu olabilir. Ben yine kendime yapacağım bu arada ama onların videosunu çekmeyeceğim aynı şeyler olmasın diye tabii ki. Video gününe dikip gösteremeyeceğim için böyle ufakça söylemek istedim ama Instagram'dan mutlaka paylaşırım diktiğimde. Şimdi çok fazla uzattığımı farkındayım. Dilerseniz hemen adımlarına geçelim. Pijama takımımı yapmak için 2,5 metre kadar orta kalınlıkta penye kumaş kullanıyorum. Penyelerin enleri çok geniş oluyor. Bu yüzden 2,5 metre bana kumaş böyle yaralı olmasına rağmen yetti. Ama daha dar bir kumaş kullanırsanız 3 metre elinizde olsun daha iyi olur. Öncelikle alt pijamayı dikip onu bir aradan çıkarmak istiyorum. Kumaşımı iki kat bir şekilde önüme serdikten sonra kenarından tekrardan ikiye katladım. Böylece tek yönü doğru katlanmış 4 kat kumaşım oldu. Daha sonra üzerine bir eşofmanımı yerleştirdim. Etrafından kesiyorum. Ben pijamaların alt kısımlarını biraz daha vücuduma oturan seviyorum. O şekilde rahat ediyorum. Ama isterseniz daha geniş de kesebilirsiniz tabii ki. Bu eşofman mesela aynı o istediğim tarzda üzerime oturuyor. Onun için onun kalıbını kullanıyorum. Etrafından kestikten sonra bu şekilde açıyorum. Ve bu sefer eşofmanımı ön tarafından katlayıp kumaşımın tam yarısına yerleştiriyorum. Bel kısmındaki, A kısmındaki ve bacak kısmındaki fazlalıkları alıyorum. Gösterdiğim A kısımlarından dikeceğim. Tabii ki bunu kumaşın yüzü içerideyken değil, yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştirdikten sonra dikiyorum. Ben dikerken overlock makinesi kullanıyorum. Penyelerde tekrardan dikiş yapmanıza çok fazla gerek kalmıyor. Ama ben yine de özellikle alt eşofmanda A kısımlarını hem kenarından dikiyorum hem de üzerinden tekrardan spor dikiş dikiyorum. Çünkü popo kısmında özellikle yırtılmalar olabiliyor zamanla. Daha uzun ömürlü oluyor böyle. Diktikten sonra bu şekilde bel kısmının ortasından tutup ikiye katlıyorum. Bacaklarını birbirinin üzerine getiriyorum. Bu orta kısmı dikiyorum. Buraları da dikerken yine önce overlock çekiyorum, daha sonra kenarından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın neredeyse hazır oldu. Şimdi belini kapatacağım. Beli için direkt bir lastik kullanmaya karar verdim. Belime uygun böyle kalın bir lastik kestim. Bunu ucundan birleştiriyorum. Daha sonra lastiğimi katlayarak dört kenarından iğneliyorum. Bunu yapmamız önemli çünkü lastiği direkt pijamanın beline dikeceğiz ve lastiğin homojen bir şekilde dağılması gerekiyor. Daha sonra lastiğime taktığım iğnenin birini ön ortama denkleştiriyorum. Ve diğer iki yanındaki iğneye kadar dümdüz bir şekilde belime sabitliyorum. Ön tarafta büzgü yapmayacağız. Büzgü arkada olacak. Dikişin denk geldiği yeri de arka ortama denkleştiriyorum. Ve buraları kenarından zikzak dikişle dikiyorum.
Bakın bu şekilde. Şimdi lastiğimi bir tık içeriye katlıyorum. Kenarını temizlemiş olduk. Tekrardan katladığımda ise tamamen kapanmış oluyor lastik. Yine bu kenardan da düz dikişle çekiştirerek dikiyorum. Bakın ön tarafta çok fazla büzgü yok. Yoğunluk genellikle arkada. Bu da görüntüyü güzelleştiriyor aslında. Hiç makinenin başından kalkmadan paçalarını da iki kez içeriye kıvırıp düz dikişle dikiyorum. Gördüğünüz gibi şipşak pijamamızın altı bitti. Sıra geldi artık biraz daha zor olan üst parçaya. Öncelikle kumaşımı iki kat bir şekilde önüme serdim. Ve üzerine biraz bana geniş olan bir tişörtümü yerleştiriyorum. Bu tişört biraz uzun olduğu için altını katladım. Kolunu da aynı şekilde içeriye katladım. Ve tişörtün dikiş yerlerinden yani etrafından kesiyorum. Bu bizim arka parçamız olacak. Şimdi kumaşımın devamını alıyorum. Bakın kumaş ne kadar kötü durumda aslında. Yine iki kat bir şekilde kumaşımı önüme serdim. Arka parçamı artık kalıp olarak kullanacağım. Onun için onu yerleştiriyorum. Çok fazla görünmüyor desenden dolayı kusura bakmayın. Ama ne yaptığım açık olacak. Altından arka parçamı taklit ederek kesmeye başlıyorum. Kat yerine geldiğimde 1,5 cm kadar fazlalık bırakıp dümdüz kesmeye devam ediyorum. Göğsümün hizasına geldiğinde o kısmı hafifçe ama gerçekten çok hafif yapmanız lazım. Dışarıya doğru kesiyorum. Yani orayı açtırıyorum. Yan kol kısmı ve omzu da aynı taklit ederek kestim. Hatta yakayı da o şekilde kestim. Tamamen kesmeden arka parçamı artık ayırıyorum. Ve ön parçamın yakasını biraz daha aşağıdan kesip yan tarafla birleştiriyorum. Ben yapacağım erkek yakanın uçlarının yuvarlak ve böyle tatlı olmasını istediğim için oradaki sivriliği yuvarlığa döndürüyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi şöyle katlayarak kullanacağız. Ön parçalar henüz dikilmemişken pervazı da keseceğim. Böyle kesmesi daha kolay oluyor. İncecik bir kumaş aldım yine iki kat. Ve ön parçamı omzundan 1-2 cm taşacak şekilde bunun üzerine yerleştiriyorum. Taklit ederek kesiyorum. Bakın böyle yarım bir ön parçamız oldu aslında. Daha sonra omuzdan itibaren fazlalıklarını alıyorum. Çok kalın yapmanıza hiç gerek yok. Kaba duruyor. Böylece pervazlarım hazır oldu. Bunları daha sonra kullanmak üzere kenara alıyorum. Bu arada unuttuğum için şimdi yapıyorum. Ön parçanın kol kısımlarını tıraşlıyorum. Artık arka parçamın üzerine ön parçalarımı omuzlarından yerleştirebilirim. Buraları dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu şekilde açtırıyorum. Kol oyuntumuz bizim artık kolumuzu kesmemizin işaretini veriyor. Kumaşımı yine ikiye katladım. Kullandığım tişörtün kolunu buraya yerleştiriyorum. Uzun kollu yapacağım için kol ölçümü aldım. Ona göre uzattım ama siz uzun kollu bir kalıp da koyabilirsiniz. Burada kolu ben birazcık geniş kesiyorum. Altı ne kadar dar seviyorsam üstü de o kadar bol seviyorum. O şekilde daha rahat oluyor.
Kestiğim kol parçasını bu şekilde ayırıyorum ve bir tarafından tıraşlıyorum. Tıraşladığım yeri iğneyle işaretliyorum. Bu taraf ön tarafa denk gelecek. Bu arada siz eğer kumaşınızı 4 kat katlarsanız 2 kolu birden kesmiş olursunuz. Ama işte benim kumaşım birazcık sıkıntılı olduğu için ayrı ayrı kestim. Şimdi kol oyuntuma kestiğim kol parçamı yerleştiriyorum. Buralardan dikeceğim. Diğer kolumu da aynı şekilde yapacağım. Diktikten sonra omzundan tutup ikiye katlıyorum. Ve bu şekilde birbirinin üzerine yerleştiriyorum. Kol ucundan beline kadar dikeceğim. Tabii ki diğer tarafta da aynısını tekrarlayacağım. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi artık yakayı yapmaya. Yaka için erkek yakanın birbirine üzerine binen o kısım var ya, tam ayrılan o V kısmı. Oranın nereye gelmesini istiyorsam iğneyle işaretledim. İki tarafta da tam aynı noktayı işaretlemek burada önemli. Daha sonra bu iki iğnemin arasını mezromla ölçüyorum. Yine iki kat bir şekilde kumaşı aldım önüme ve kumaşın üzerine böyle hafif göbekli bir yay çiziyorum. Kestiğimde daha net göreceksiniz. Daha sonra çizdiğim yaydan da 7 cm yukarıya çıkıp tekrardan işaretliyorum. Az evvel ölçtüğüm yaka ölçüsüne uygun olacak yerden işaretliyorum. Ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Bakın gördünüz mü eğriliği? Orası dümdüz değil. Bu benim yaka parçam olacak ama tabii yine yuvarlak kısmı yapmamız gerekiyor. Bunun için de ön parçanın o yuvarlattığım kenarını üzerine koyuyorum. Onu taklit ederek kesiyorum tam aynı olsun diye. Şimdi bu yaka parçasından bize bir tane daha lazım. O da pervazın olacak. Taklit ederek kesiyorum. Bakın bu şekilde oldular. Şimdi pijamamın üstünü alıyorum ve arka yakasının ortasını iğneyle işaretliyorum. Aynı şekilde yaka parçalarımdan bir tanesinin de tam ortasını işaretledim. Bunu bu şekilde buraya dikeceğiz. Orta noktalarını hizalıyorum ve yakanın tam başlamasını istediğim yeri iğneyle işaretlemiştim ya, oraya denkleştiriyorum ve iğneliyorum. Buradan düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra dikiş payımı açtırarak ütüledim. Bu adım da önemli bu arada, birazdan anlayacaksınız. Şimdi sıra geldi pervazı birleştirmeye. Ön parçamda yaka nereden başlıyorsa pervazımın kenarından da tam aynı yerden başlatmam gerekiyor. Burası da çok önemli.
Ve tabii pervazın diğer kanadını da aynı yerden başlatmam gerekiyor. Zaten ortası boş kalıyor. Gösterdiğim yerlerden dikeceğim. Yine düz dikiş kullanıyorum çünkü dikişleri ayırıp ütülemek söylediğim gibi önemli. Çok fazla önemli nokta var. Ama eğer söylediğim her şeyi yaparsanız siz de çok düzgün bir şekilde erkek yaka dikebilirsiniz pratikten. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi pervazımın iç kısmını tamamen overlockla temizleyeceğim. Dış çerçeve zaten pijama ile birleşecek ama iç kısımda da güzel bir görüntü istiyorum. Eğer overlock makineniz yoksa penyeler çok atan kumaşlar değil zaten. Ama isterseniz zikzak dikiş kullanarak da aynı benim overlockta yaptığım temizleme işlemini yapabilirsiniz. Pervazım da bu şekilde oldu. Hem dikişimi yaptım hem de bütün iç çerçevesini overlockla temizledim. Artık sıra geldi bunu pijamamızın üzerine yerleştirmeye. Bu şekilde açıp pervazımı üzerine yerleştiriyorum. Burada en çok dikkat etmeniz gereken yer, yakayla bedenin birleştiği dikiş var ya, o pervazın dikişiyle tam aynı hizaya denk gelmesi gerekiyor. Bence en önemli şey bu erkek yakada. Zaten birebir eğer dikip kestiyseniz bu çok kolay bir şey bu arada. Geriye kalan yerleri de birbirinin üzerine denkleştirip iğneliyorum. Pervazımın bu alt kısımlarını 5 santim kadar yukarıdan iğne ile işaretledim. Şimdi parmağımı takip edin. Alt kısımları da böyle yere paralel bir şekilde dikip bütün bir kenarı düz dikişle kapatacağım. Bunun nedenini de göreceksiniz şimdi. Şu an yaptığım yeri bakın çok dikkatli dikiyorum. Burası o blazer'ın V kısmı. Makineyi çevirip o köşeyi verdiğim yer yakayla bedenin tam birleştiği nokta olması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız yakanız kayar ve kötü bir görüntü oluşturur. Zaten blazer'ı güzel yapan aslında oradaki simetri bence. Şimdi bütün pervazımı diktikten sonra bütün yuvarlak kısımlara, köşelere, hatta canımın istediği düz yerlere minik minik çıtlar atıyorum. Düzüne çevirdiğimizde güzel çevrilsin diye. Ve bu pervazın altında 5 santimden yukarıya işaretlemiştik ya, oradaki fazlalığı da kesiyorum. Ve güzelce düzüne çeviriyorum. Bu aşamada yakanızı kontrol edin. Eğer söylediğim gibi muntazam bir dikiş yapamadıysanız hala böyle bir düzeltme şansınız oluyor. Tamamen çevirip burayı güzelce ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra bakın daha güzel bir görüntü oluştu. Şimdi alt tarafa dikkat edin. Pervazı 5 cm kadar yukarıdan dikerek başlamıştık ya. Bunu yapmamın sebebi bedenin diğer kalan kenarlarının çok muntazam bir şekilde katlanmış olacak olması. Zaten diktiğinizde fark edeceksiniz. O kısım kendiliğinden katlanıyor. Ben de ütüyle bastırınca tam oldu. Şimdi alt ortadan başlıyorum. Ve pervazımın bütün kenarını
Başladığım noktaya gelene kadar düz dikişle dikerek bedenime sabitliyorum. Omuz kısmına geldiğimde omuz dikişini bu şekilde yapıştırıp devam edeceğim. Aynı şekilde yakada da içteki dikişi saklayarak onun üzerine kapatarak dikeceğim. Ve başlangıç noktasına geldiğimde işim bitmiş olacak. Desenli penye kullanırsanız bu dikiş zaten dışarıdan hiçbir şekilde fark edilmiyor. Ama fark edilse bile zaten çok kötü bir görüntü olmayacaktır. Çünkü pervazımızı düzgün diktik. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın hem pervazın uçları sabitlenmiş oldu, hem içi çok temiz oldu. Çok güzel oldu, çok da iyi oldu. Şimdi kol uçlarını iki kez içeriye kıvırıp düz dikişle dikiyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Artık son adım olan düğme çıt çıt işine geldi sıra. Bu arada bakın yakamız ne kadar düzgün. Ben tırnaklı bebe çıt çıtı kullanacağım. Benim böyle hem renkli hem desenli bir sürü çıt çıtım var. Bunları clingshop.com'dan aldım. Linkini bırakırım açıklamalar kısmına. Onlardan böyle pijamamın üzerine hangisi güzel gelir diye düşüne düşüne en son beyaz bonibonu seçtim. Aralıklarını ölçerek belirledim. Ve çıt çıtlarımı da Clingshop sayesinde çekişle çakıyorum şu anda. Çünkü kalıplar var böyle. Çıt çıt makinesine ihtiyaç duymuyorsunuz yani. Önce kapaklı parçalarımı çaktım. Bakın bu şekilde görünüyorlar. Sonra içi boş kapakla erkek parçayı çakıyorum. Hepsini tamamladıktan sonra bu şekilde görünüyor. Zaten bu da bizim pijamamız için son adımımızdı. Ve pijama takımım da böylece tamamlanmış oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben gerçekten aşk yaşıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.